Arkadaşlar merhaba. Müşteri ilişkileri yönetim dersimizin 7. haftasında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite kavramından bahsedeceğiz. Bu kapsamda hizmet kalitesi ve müşteri tatminini ve ardından da Parasuraman, Zeytan ve Berin'in hizmet kalitesi modelini anlatacağız. Önceki kaynakları aslında incelediğimiz zaman bazen aslında halk arasında da hizmet kalitesi ve müşteri tatmini kavramlarının bazen birbiriyle karıştırıldığı, bazen birbiri yerine kullanıldığını görebiliyoruz. Ancak bunlar aslında farklı kavramlar. Yani hizmet kalitesi belki devamında müşteri tatminini ortaya çıkarabilir. Yine de farklı kavramlar olsa da bazı ortak noktalarının olduğunu, tatminin genellikle daha geniş çerçeveli bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Yani hizmet kalitesi ve bunun yanında bazı unsurlar ancak müşteri tatminini beraberinde getirecek. Müşteri tatmini de ileriki aşamalarda müşteri sadakatini ortaya çıkarabilecektir. Müşteri tatmini ya da memnuniyeti en yaygın tanıma göre müşteri beklentileriyle hizmetin müşteriye sunulduğu ana ilişkin algılamalarının karşılaştırmasıdır. Yani müşteri tatmini dediğimiz zaman o hizmeti satın almadan önce müşterinin o hizmetten beklentisiyle satın alımdan sonraki karşılaştığı durum arasında bir karşılaştırma yapılır. Eğer beklenen durumu karşılıyorsa müşteri tatmin olmuş demektir. Hizmet kalitesi uzun dönemli ve hizmet hakkında genel bir değerlendirmeyi ortaya koyarken tatmin daha kısa dönemli ve belli bir hizmetin elde edilmesine ilişkin bir yargı anlamındadır. Tatmin düzeyinin belirlenmesi için müşteri deneyimi gerekirken kalite değerlemesi için fiili bir müşteri deneyimi şart değildir. İşletmeler müşteri tatminini belirleyebilmek için saha araştırmaları yapar, yani müşterilerin gerçekten tatmin olup olmadığına dönük bir takım faaliyetlerde bulunurlar. Ve bu sayede de sunmuş oldukları hizmetlerden ne derecede müşterilerin tatmin olduğunu ölçmeye çalışırlar. İşletmeler genellikle düzenli aralıklarla müşterilerin tatmin düzeylerini belirlemek üzere bu araştırmaları yapmayı tercih ederler. Yapılan bu müşteri tatmini araştırmalarının sonuçları hizmetin uygun bir biçimde sunulması için işletmelere yol gösterici olmaktadır. İşletmeler bu araştırmaların sonuçlarına göre müşteriye ulaştırılması gereken kalite düzeyinin ne olması gerektiğiyle ilgili kararlar verebileceklerdir. Kısaca müşteri tatmini müşterilerden hizmetle ilgili olarak öğrenilen bir sonuç olarak hizmet kalitesi hedeflerinin ne olması gerektiğini hizmeti sunan tarafa göstermiş olacaktır. Bunlara ilave olarak da mesela fiyatın normalde müşteri tatmini üzerinde etkili bir faktör olduğu görülmekteyken hizmet kalitesi üzerinde çok da etkili bir faktör olmadığını söyleyebilmek mümkündür. Müşterinin tatmin düzeyini belirlemede ürünün özellikleriyle müşterinin algıladığı hizmet kalitesinin yanı sıra tüketicinin o andaki duyguları da ön plana çıkmaktadır. Mesela o anki ruh halimize göre biz herhangi bir bankadan hizmet almak için kuyrukta bekliyorsak, kuyruk dediğimiz işte orada normalde banklarda oturmuş bekliyorken o an için eğer mutluysak, herhangi bir sıkıntı yoksa çok da beklemenin bizim açımızdan olumsuz bir yanı olmayacaktır. Ancak psikolojik olarak da biraz gergin olduğumuz bir durumda kalabalık veya işte bir kuyruğun olması belki de bizi olumsuz olarak etkileyebilecektir. Ek olarak müşteri tatmini üzerinde kişisel faktörler ve durumsal faktörler de etkili olacaktır. Kalabalık olma hali gibi zaman baskısı ya da alışveriş yapılan mağazanın fiziksel koşulları müşteri tatminini etki eden birer durumsal faktördür. Yani müşterinin tatmin edilmesinde aslında özellikle hizmet işletmeleri açısından bu çok daha ön plana çıkıyor. Müşterinin tatmin olup olmadığında sadece sunulan ürünün özelliği değil, bunun yanı sıra o müşterinin kişisel özellikleri veya ortamdan kaynaklanan bazı etkenlerin de etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela bir zaman baskısı varsa yani acelesi varsa o kimsenin o zaman kuyrukta bekleme müşteriler açısından biraz daha tedirgin bir ortama sebep olabilecektir. Ya da fiziksel koşullar mesela çok sıcaksa, havalandırması yetersizse, ışıklar yetersizse yine aynı şekilde sıra beklemek müşteriler açısından olumsuz bir duruma sebep olabilecek. Bunun beraberinde de müşteri tatmininin biraz daha gevşek olduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Tüm bu farklı noktalardan bakarak hizmetin kalitesini algılamak yararlı olacaktır. Hizmet kalitesi, literatürde hizmet kalitesini etki edebilecek farklı noktaların incelendiği çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan en sık kullanılanı aslında Parasuraman ve diğerleri olarak geçen araştırmalar ve hizmet kalitesi modelidir.
Buna göre arkadaşlar, hizmet kalitesi gibi soyut bir kavramı anlayabilmek için kaliteyi oluşturan boyutları açıklamak önemlidir. Burada altını çizmemiz gereken noktalardan biri arkadaşlar şu. Biz burada normal hizmet sunan bir işletmeden bahsediyoruz. Bazen yani algılanan hizmet kalitesinden bahsediyoruz. Eğer fiziki bir mekan yoksa, yani özellikle online üzerinden mesela online alışverişler yapılıyorsa, o zaman e-hizmet kalitesi diye farklı bir kavram da ortaya çıkacaktır. İşte en sık kullanılan, en yaygın olarak kullanılan model, Parasuraman ve arkadaşlarının hizmet endüstrisinde yaptıkları araştırmalar ile hizmet kalitesinin boyutlarını tespit etmişler ve bir model oluşturmuşlardır. İlk başlangıçta 10 alt boyutun olduğunu, sonrasında ise bunu yavaş yavaş kısarak 5 boyuta indirdiğini söyleyebilmek mümkündür. Model içinde bir hizmet için önemli olan değişkenleri ve kavramları açıklamışlardır. Hizmet kalitesi modelinde sözü edilen kavramlardan bazıları beklenen hizmet, algılanan hizmet, hizmet tasarımı ve standartların oluşturulmasından doğan boşluk, hizmetin sunumunda yaşanan performans boşluğudur. Hizmet kalitesini etki eden bu değişkenleri ve kavramları açıklamadan önce hizmetin farklı boyutlarına değinmemizde fayda vardır arkadaşlar. Hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesini anlayabilmek ve yönetebilmek için bunları, aslında bu boyutları iyi anlayabilmekte fayda vardır. Parasuraman ve arkadaşlarına göre hizmet kalitesi 5 temel boyutta incelenmektedir. Bunlardan birincisi güvenilirlik. Birazdan bunları daha ayrıntısıyla göreceğiz arkadaşlar. İkincisi karşılık verebilirlik, üçüncüsü güvenlik, dördüncüsü empati ve beşincisi fiziksel varlıklardır. Altını çiziyorum arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bunlar daha ziyade fiziki anlamda, yani online değil de fiziki anlamda hizmet sunan işletmelerden hizmet alan müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin boyutları. Yoksa online alışverişlerde mesela bu boyutlar başlı başına yeterli olmayacaktır. Örneğin sizin aslında şunu söylüyor. Size göre bir hizmetin kaliteli olarak algılanabilmesi için hangi unsurlar önemlidir? İşte bunun cevabı bu modeli oluşturmuş oluyor. Halbuki online alışverişlerde, yani online e-hizmet kalitesinin algılanmasında bunlara ilave farklı şeyler de vardır. Mesela diyelim ki sizin o anda hizmet aldığınız internet sayfasının dizaynı, tasarımı, orada bilgiye kolaylıkla ulaşılıp ulaşmadığınız, sonra siparişleri yönetim süreci, ürün iadesi konusundaki tutarlılıkları, sonra gizlilik, yani bilgilerinizin gerçekten gizli kalıp kalmayacağı veya güvenli bir şekilde kredi kartıyla harcama yapıp yapamayacağınız gibi unsurlar algılanan e-hizmet kalitesinde etkili olan faktörlerdendir. Şimdi bu ismini aldığımız araştırmacılar, yani Parasuraman ve diğerleri, 4 farklı hizmet grubunu kapsayan geniş çerçeveli bir araştırma sonucunda bu bulguları elde etmiş ve normalde 10 boyutta algılanan bu hizmet kalitesinin boyutları bunların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde sonradan 5 boyuta indirgenmiştir. Bunlardan birincisi güvenilirlik. Hizmetin söz verildiği biçimde yerine getirilebilmesi anlamına gelir. Hizmet performansının tam olarak söz verildiği ya da hizmeti sunan tarafından ifade edildiği biçimde yerine getirmesi gerekir. Arkadaşlar, e-hizmet kalitesi özellikle günümüzde çok önemli olduğu için bu konuları anlatırken e-hizmet kalitesiyle de karşılaştırma yoluna gitmemizde fayda var. Şimdi online alışveriş yaptığınızı düşünün. Orada diyor ki hizmetin söz verildiği biçimde yerine getirilebilmesi anlamına geliyor. Eğer siz online olarak alışveriş yapıyorsanız, o zaman bu kapsamda ne söyleyebilirsiniz? O zaman gerçekten size sunulan ürün ile size gönderilen ürünün aynı olması, mesela söz verildiği şekilde, ya da size söz verdiği süre içerisinde o ürünü teslim edebilmesi. Yani başında vermiş olduğu sözlerin arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Eğer işletme hizmeti sunarken bu şekilde hareket ediyorsa güvenilir bir işletmedir denebilir. Sermaye piyasasında sizin adınıza alım ve satım yapmakla yetkilendirdiğiniz bir broker tam olarak sizin direktiflerinize göre hareket ediyorsa güvenilirlikten söz edebilirsiniz. Hizmetlerin müşteriye vaat edildiği biçimde söylendiği zamanda yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir diğeri karşılık verebilirlik. Uygun hizmetin sunulması ve müşterilere gerekli yardımların yapılması konusundaki istekliliktir. Hizmeti sunan personelin uygun hizmeti sunmak için hazır ve istekli olmaları,
ve sürecin yerine getirilmesinde gerekecek destek ya da yardımları müşterilere sunmak için de istekli olmaları çok önemlidir. Örneğin, banka işlemlerinizle ilgili bir sorunun ortaya çıkması halinde bankada sizinle ilgilenmesi gereken müşteri temsilcisinin sorununuzu çözme konusunda istekli ve hazır olması çok önemlidir. Çok sayıda müşterinin bulunduğu yoğun hizmet ortamlarında hizmet personelinin bu boyuta uygun hareket etmesi çok önemlidir. Mesela yine e-hizmete dönelim. Yani online bir site üzerinden algılanan hizmet kalitesine dönük olarak karşılık verebilirlikle ilgili konuşalım. Burada da siz online alışveriş yapıyor olsanız dahi karşınızda muhatap olabileceğiniz birilerinin olmasını istiyorsunuz. Ve işletmeler de bu durumun farkında olarak genelde hatta şu an çok yaygın olarak WhatsApp danışma hatları veya robotlarla yazışmalarını çok güncel. Yani size nasıl yardımcı olabilirim diye bir çıkış yapıyorlar. Oradan istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve sistemde bu istediğinize veya ihtiyacınıza uygun gelecek çözüm önerileri karşınıza çıkarılmış olabiliyor. Bir diğeri güvenlik, tehlike, risk ya da şüpheye maruz kalmama durumudur. Kullandığınız kredi kartınızın güvenliği, otomobilinizle ilgili olarak sunulan bakım ve onarım hizmetlerinin güvenliği gibi çok farklı durumlar sunulan hizmetle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü tehlike, risk ya da şüphenin ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Evet arkadaşlar, şimdi mesela yine online alışverişlerle ilgili olarak güvenlikten nasıl bahsedebiliriz? Diyor ki kullandığınız kredi kartı, mesela online alışveriş yaparken de sadece kullanmış olduğunuz kredi kartı bilgilerinin değil, aslında sizin genel anlamda bilgilerinizin de üçüncü kişilerle paylaşılmaması daha çok sizin istediğiniz veya tercih ettiğiniz durumlardan biridir. O halde gerek online gerek fiziki anlamda alışverişlerde veya hizmetlerde sunulan hizmetlerde müşterinin bilgilerinin gizlenmiş olması veya kredi kartı bilgilerinin güvenilir bir şekilde saklanıyor olması yine müşterilerin o hizmet kalitesini algılamasında son derece önemli bir etkendir diyebiliyoruz. Bir diğeri empati. Müşterinin hizmete kolayca ulaşabilmesini, müşteriyle en uygun biçimde iletişim kurulabilmesini ve müşterinin kim olduğunun, ihtiyaçlarının neler olduğunun anlaşılabilmesi için çaba harcanmasını içerir. Müşteriyle kurulacak uygun iletişim, müşterilerin her gerektiğinde anlayabilecekleri biçimde bilgilendirmelerini ve müşterilere kulak verilmesini gerektirecektir. Bununla birlikte müşteriler istedikleri zaman kolaylıkla ilgili personele ulaşabilmeli, müşteri hizmetlerini her aradıklarında sorunlarını dinleyecek bir hizmet personelini bulabilmeleri gerekir. Yine daha önce özellikle iletişimle alakalı olarak hatırlarsanız şunları söylemiştik. Diyordu ki müşterilere siz eğer hizmeti sunan kişiyseniz, bu defa müşteri değil de hizmeti sunan kişiyseniz, müşterilerle mümkün olduğu kadar göz temasında bulunun diyorduk. Onların göz bebeklerine değil de göz bölgelerine mutlaka bakın diyorduk. Bunun sebeplerinden biri aslında müşterinin etrafına baktıkları zaman kendileriyle ilgilenecek birilerini arama zorunda kendilerini hissetmemeleridir. Dolayısıyla müşteriler her zaman kendileriyle ilgilenebilecek, belki kendisinin yerine karşı tarafın kendisini yerine koyabileceği işletmelerden hizmet almayı daha çok tercih edecektir. Ve dolayısıyla hizmet kalitesi algılanan hizmetin kaliteli olup olmadığında yine işletmenin sunmuş olduğu bu imkan da önemli bir etkiye sahiptir. Bir diğeri fiziksel varlıklar. Fiziksel tesislerin, ekipmanların, personelin ve diğer malzemelerin görünümüdür. Hizmetin sunumu sırasında kullanılan tüm fiziksel kanıtlar bu kapsamdadır. Bankanın mekan olarak çekiciliği, hizmet sunan personelin kıyafeti, tamir için gelen personelin kullandığı aletlerin son teknoloji olması müşterinin kalite algılamaları üzerinde etkilidir. Peki online alışveriş açısından fiziksel varlıklara ne diyebiliriz? Orada da yine online alışveriş yapılan o sitenin dizaynı, tasarımı, renklerin uyumu, ondan sonra site içerisinde navigasyon dediğimiz bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi imkanlar aslında müşterilerin o hizmetin kaliteli olup olmadığına yönelik algılarında belirleyici faktörlerden bir diğeridir diyoruz. Evet,
Hizmet kalitesi modeli boşluk modeline bakacak olursak, hizmet kalitesi modeline boşluk modeli de denilebileceğini ifade ederek biraz sonraki şekilde gösterdiğimiz kavramsal modelin hizmet işletmelerine, hizmet kalitesini yükseltmeleri için bir yol gösterdiğini söylemek mümkündür. Modele göre hizmet kalitesi müşterinin beklediği hizmet ile müşterinin algıladığı hizmet arasındaki farktan başka bir ifadeyle boşluktan oluşur. Yani eğer siz bir müşterinin o hizmeti almadan önceki beklentisiyle aldıktan sonraki algıladığı durum birbiriyle örtüşüyorsa o zaman hizmet kalitelidir. Eğer bir arada boşluk varsa işte buna hizmet kalitesi boşluğu adı verilebilir. Beklenen hizmet kalitesi algılanan hizmet kalitesinden daha büyükse müşterinin kalite algısı düşer. Bir başka ifadeyle müşteri beklediğini alamadığını düşünürse hizmet kalitesi boşluğu büyür ve müşteri mutsuz olur. Şöyle düşünün. Bir bankaya gittiğiniz zaman herkesin illaki hizmet satın almış olduğu işletmelere dair o hizmeti almadan veya kullanmadan önce bir beklentisi vardır. Mesela bir tatile gideceksiniz, bir otelden hizmet alacaksınız. Önce oraya dönük bir algınız, daha doğrusu bir beklentiniz vardır. Yani şurada şu kolaylıklar olacak, odası şöyledir, böyledir, benimle güzel diyaloğa geçecekler, kredi kartı ödemelerinde herhangi bir sıkıntı olmayacak gibi bir beklenti oluşacaktır. Ancak sonrasında gittiğinizde eğer karşılaştığınız durum bunları karşılamamışsa sizde hem tatminsizlik ortaya çıkaracak hem de o hizmetin kalitesine dönük algı seviyenizde düşüklük olacaktır. Yani siz o hizmeti kaliteli olarak değerlendirmeyeceksiniz. Sunduğumuz şekil hizmet kalitesi ve müşteri boşlukları anlamında aslında iki taraf olduğunu vurguluyor. Bunlardan birincisi hizmeti sunan, ikincisi müşteridir. Bu şekilde verilen iki temel taraf hizmet kalitesi penceresinden baktığımızda kısaca şu şekilde özetlenebilir. Birincisi hizmeti sunan. Öncelikle müşterinin hizmete dair beklentilerinin belirlenmesi ve ardından da bu beklentilere uygun standartlarda hizmetin tasarlanması gerekir. Sonra hizmetin pazarlama iletişimi aracılığıyla müşterilere duyurulması ve hizmetin müşterilere ulaştırılması yapılır. Bu eylemler ve aşamalar yaşanırken 4 boşluk oluşabilir. Oluşabilecek bu 4 boşluk hizmet kalitesinin istenen düzeyde olmadığının işaretidir. Diğer taraf ise müşteridir. Müşteriye sunulan hizmete ek olarak müşteriye yönelik dışsal iletiler, müşterinin kişisel gereksinimleri ve geçmişte yaşadıkları ve deneyimleri hizmetle ilgili algılamalarının oluşmasını sağlayacaktır. Çünkü müşterinin hizmete dair beklentileri de ağızdan ağıza iletişim, kişisel gereksinimler ve geçmiş deneyimlerle birlikte dışsal iletiler tarafından biçimlenecektir. Önceleri de ifade ettiğimiz gibi müşterinin beklentileri ile algılamalar arasındaki fark müşteri boşluğunu oluşturur. İşte tam bu nokta neden bazı müşterilerin sunulan bir hizmetin kalitesinden memnun olurken bazı müşterilerin memnun olmayacağını kavradığımız noktadır. Yani bazı müşterilerin o hizmeti satın almadan önce beklentileri farklı, satın aldıktan sonraki algıladıkları kalite farklıdır. Ve bu ikisi arasındaki fark boşluğu oluşturmaktadır. Evet, burada gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın müşteri bir yandan, diğer yandan da hizmeti sunan var. Hizmeti sunan yönetimin müşteri beklentilerini algılayış biçimi, algılamaların hizmet kalitesi standardına çevrilmesi, hizmetin ulaştırılması, algılanan hizmet, beklenen hizmet ve bu beklenen hizmetlerin oluşmasında arkadaşlar birçok faktör etkilidir demiştik. Bunlardan mesela kişisel gereksinimler, geçmiş deneyimler herhangi bir hizmetin beklentisini etkileyecektir. Ya da yönetimin müşteri beklentileri algılayış biçimi ya da algılamaların hizmet kalitesi standartlarına çevrilmesi ya da tüketicilere yönelik dışsal iletiler bir hizmetin ne derece beklentiye sahip olması gerektiği üzerinde etkili olan faktörlerdendir. Eğer beklenen hizmetle algılanan hizmet arasında bir fark oluşursa o zaman bir müşteri boşluğu ortaya çıkacak demektir. Ya da bazen hizmetlerin ulaştırılması ile tüketicilere yönelik dışsal iletiler arasındaki boşluk da yine bir müşteri boşluğu oluşturacaktır. Ya da algılamaların hizmet kalitesi standartlarına çevrilmesiyle hizmetin ulaştırılması. Bazen
Sunmuş olduğunuz hizmet kalitesinin standartları yüksektir. Ancak bunu müşteriye sunarken farklı bir boşluk ortaya çıkarabilirsiniz. Ya da bir şekilde siz müşteri beklentilerini algılayabilirsiniz. Ancak bununla hizmet kalitesi standartlarına çevirmeniz arasında bir fark oluşacaktır ki bu da aynı şekilde bir boşluk ortaya çıkaracaktır. Bir diğer boşluksa şuradaki büyük boşluk. Bakın şuradaki büyük boşluk yönetimin müşteri beklentilerini algılayış biçimiyle beklenen hizmet. Yani bir yandan siz diyorsunuz ki müşteri benden bunu bekler diyorsunuz. Burada hizmeti sunan taraf yani işletme açısıyla bunu diyorsunuz. Öte taraftan müşteri belki onu bekliyor ya da farklı bir şey bekliyor. Yani siz yanlış bir tercihte de bulunabiliyorsunuz. Eğer bu ikisi arasında bir fark varsa yine bir boşluk ortaya çıkmış demektir. Hizmet kalitesini açıklarken kullandığımız model ile de ortaya koymaya çalıştığımız bu boşluklar şu şekilde sıralanabilir. Birincisi dinleme boşluğu. Bir hizmet işletmesinde yöneticilerin müşteri beklentilerini algılayış biçimiyle müşteri tarafından beklenen hizmet arasında farklılıklar varsa buna dinleme boşluğu adı verilir. Kısaca diyebiliriz ki müşterinin beklediği hizmetin yönetim tarafından doğru anlaşılabilmesi için müşteriye kulak verilmeli, doğru kanallarla ve doğru şekilde müşterinin dinlenmesi gerekir. Yani siz müşteriyi tanımaya çalışıyorsunuz aslında. Müşterinin ne gibi bir beklenti içerisinde olduğunu ölçmeye çalışıyorsunuz. O zaman sizin bu ölçüm kriterlerinizin de gerçekten sağlam olması gerekir. Yani eğer müşteri farklı bir beklentiye sahipse, siz müşterinin farklı bir beklentide olduğunu düşünüyorsanız yine arada bir boşluk oluşacaktır ki bunun adı dinleme boşluğudur. Bu boşluğun kapanması için işletmenin pazarlama araştırmasına gereken önemi vermesi, yukarı yönlü iletişimin sağlıklı işlemesi, ilişki odaklılık ve hizmet sunumu ile ilgili başarısızlıkların uygun biçimde telafisi üzerinde durulması gerekir. İşletme hem pazar hakkında gerekli araştırmaları yapmalı, hem de toplanan verilerden karar verme aşamasında yararlanmalıdır. Yöneticilerle müşteriler arasında oluşturulacak etkileşim ve müşterilerle temas halindeki hizmet personelinin müşteri beklentileri hakkında yönetimi bilgilendirmesi bu boşluğun kapatılmasında etkili olacaktır. Yani düşünün, normal diyalog sırasında bile karşınızdaki insanın ne istediğini anlayabilmeniz için öncelikle ne yapmanız gerekir? Onu etkili bir şekilde dinlemeniz gerekir ki gerçekten tanıyabilirsiniz. Ayrıca işletme ilişki odakları davranmalı ve hizmetin sunumunda oluşan eksiklik ya da başarısızlıkları telafi edecek mekanizmaları oluşturmaları ve işletmeleri gereklidir. İkinci boşluksa hizmet tasarımı ve standartları boşluğudur. Yöneticilerin müşteri beklentilerini algılayış biçimiyle bu algılamaları hizmet kalitesi standartlarına çevirmek arasındaki farklılıklar var ise bu noktada ikinci boşluk oluşur. Yani siz tamam müşterinin ne dediğini aslında ne beklediğini anlıyorsunuz ancak sizin oturttuğunuz standartlar bunları karşılamaya dönük değil. O zaman bu ikisi arasında da bir boşluk ortaya çıkacaktır. Peki bu boşluğu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunun için işletmenin etkin bir hizmet tasarımı sisteminin bulunması, hizmet standartlarının müşteri beklentilerine göre oluşturulması, fiziksel kanıtların ve hizmet sunum ortamlarının sunulan hizmet ile uyumlu ve hizmet etkinliğini destekleyici ve çekici olması gerekir. Evet, işletmenin müşterilerine sunacağı her bir hizmeti hem müşterilerine hem de hizmet personeline tanımlaması yani anlamalarını sağlaması gerekir. Yönetimin müşteri beklentilerini doğru biçimde anlaması tek başına yeterli olmamaktadır. Bir adım daha öteye giderek bunların uygun bir sistemle standartlar haline dönüştürülmeleri de gerekmektedir. Üçüncü boşluksa hizmet performansı boşluğudur. Burada da hizmet işletmelerinin kalite standartları ve fiili olarak müşteriye ulaştırabileceği hizmet birbirinden farklı ise ortaya çıkan boşluktur. Yani sizin normalde kalite standardınız şudur ancak bunu müşteriye yansıtamazsınız. Dolayısıyla fiili durumunuz ile yani sizin hizmet standardınız ile müşteriye sunduğunuz arasında bir farklılık varsa bu durumda da bir boşluk ortaya çıkacaktır. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse uygun standartları oluşturmak tek başına yeterli olmaz. Yani bir adım ileri giderek
Uygun standartlardaki hizmeti müşterilere de uygun yollarla ulaştırmak gerek. Bu boşluğun kapatılabilmesi için etkin bir insan kaynakları politikası, hizmet aracılarıyla uyum, talep ve kapasitenin dengelenmesi, müşterilerin hizmete ulaşabilmek için yerine getirmesi gerekenleri yapmalarının sağlanması gerekir. Etkin insan kaynakları politikaları yoluyla hizmet personeli etkin bir biçimde hizmet sunabilmelerini sağlayacak biçimde eğitilir, motive edilir, yetkilendirilir ve ücretlendirilirler. Müşterilerin hizmet performansının sunumunda hizmet personeli ile birlikte hizmetin üretimine katılıyor olmaları nedeniyle ne yapmaları gerektiği ve nasıl yapmaları gerektiği ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri gerekir. Böylelikle hizmetin sunumu daha etkin ve verimli olacaktır. Hizmetin müşterilere ulaştırılmasında bazen aracılar devreye girer. Mesela bir sigorta acentesi sigorta şirketi adına hizmeti müşterilere sunan aracı durumundadır. Sigorta acentesinin aracılığını yaptığı sigorta şirketiyle uyum içinde çalışmasını sağlamak, hizmet performansı boşluğunu kapatmak için önemli etkenlerden biridir. Bu boşluğun kapatılabilmesi için hizmet işletmesi talep dalgalanmaları ile arzı uyumlu hale getirecek politikalar da yürütülmelidir. Mesela bir otel işletmesi mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle kapasitenin atıl duruma düştüğü aylarda müşteri çekmek için bazı uygulamalar yapabilir. Bir diğer boşluksa iletişim boşluğudur. Müşteriye sunulan hizmet, müşteriye reklam ve benzeri yollarla ulaştırılan dışsal iletilerden farklı ise iletişim boşluğu oluşur. Dışsal iletiler, işletmenin müşterilerle iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirdiği her türlü iletişim çabasıdır. Bu boşluğun kapatılabilmesi için öncelikle işletmenin müşteriyle kurduğu tüm iletişimlerinin işletmenin iletişim stratejisiyle uyumlu olması gerekir. Tüm tutundurma çabaları, işletmenin pazarlama iletişimi çabalarına etkisi olacak, örneğin hizmet personelinin müşterilerle olan etkileşimi gibi tüm etkileşimler aynı mesajı iletmelidir diyoruz. İşletmenin sunacağı hizmeti doğru anlatması da iletişim boşluğunun kapatılabilmesi için zorunludur. Müşterilere söz verilirken tutulmayacak sözler verilmemelidir. Ayrıca hizmetin sunumunda farklı sorumlulukları olan hizmet örgütünün farklı bölümleri de etkin bir biçimde iletişim halinde olursa verilen söz tutulabilecektir. Bir diğeri ise müşteri boşluğudur. Müşterinin beklediği hizmet ile algıladığı hizmet performansı arasındaki farklılık ise müşteri boşluğunu ortaya çıkarır. Bakın, müşterinin beklediği hizmet ile aldığı hizmetin kalitesi arasındaki bu algı farkı. Bu boşluk daha önce anlatmış olduğumuz dört boşluğa bağlı olarak oluşur. Yukarıda sıraladığımız her bir boşluk hizmet işletmeleri için üstesinden gelinmesi gereken olumsuzlukları ortaya koymaktadır. İşletmeler her bir boşluğa ilişkin ayrıntılı analizler yaparak hizmet sunumunun kalitesini müşteri tatminini yükseltecek seviyeye çıkarabilmeleri mümkündür. Hizmet işletmeleri için asıl ulaşılması gereken hedef müşterilerin sürekli müşteriler haline gelmelerini sağlamak, yani müşteri bağlılığı olduğu için müşteri beklentilerini tam olarak karşılayacak hizmet standartlarını yakalamak çok önemlidir. Yani bir yandan işletmelerin zaten müşteri ilişkileri yönetimi esas olarak buydu. Bir yandan yeni müşteriler kazanırken öte yandan mevcut müşterileri tatmin etmek koşuluyla bir müşteri sadakati, müşteri bağlılığı ortaya çıkarabilmek. Peki müşteri bağlılığı nasıl ortaya çıkacaktır? Müşterinizin o hizmetinizi kaliteli olarak algılamasıyla ve bunun sonrasında tatmin olması, ardından da müşteri bağlılığının ortaya çıkmasıyla ancak mümkün olabilecektir. Hizmet işletmelerinde müşterilerle etkileşim içinde olmayanlar da dahil olmak üzere, mesela mutfaktaki aşçı ya da depodaki görevli gibi, tüm personel hizmetin üretiminde yer almaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesinin hedeflenen düzeyde olabilmesi için hizmet örgütünde yer alan tüm çalışanlar belirlenmiş olan hizmet kalite standartlarında sorumluluk sahibidir. Evet arkadaşlar, hizmetler dedik ki günlük yaşantımızın çok büyük bir kısmında yarar sağladığımız, kullandığımız performanslar ya da eylemler olarak düşünülebilir. İşletmeler hizmetlerin soyut ve sürece dayalı performanslar olmaları nedeniyle fiziksel ürünlere göre farklı kararlar almaları bazen gerekebilir. Bu nedenle hizmetlerin pazarlanmasında süreç, insan ve fiziksel kanıtlar dediğimiz ilave 3P'nin daha geldiğini söylemek mümkündür. Doğal olarak hizmetlerin pazarlanmasında bu boyutlar
ilave karar alanlarıdır. Hizmetlerin soyut ürünler olması, müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve kalite gibi hedefleri daha karmaşık ve zor hale getirmektedir. Ancak bu zorluklar hizmet üreticilerine ve pazarlamacılarına yeni fırsat alanları da çıkaracaktır. Sürekli yeni hizmetlerin çıkması da aslında fırsatların yenilikçi pazarlamacılar tarafından keşfedildiğini göstermektedir. Müşteri memnuniyeti, müşterinin beklentilerinin karşılanma derecesi iken, değer, müşteri için elde edilen yarar ile katlanılan maliyet ya da fedakarlıklar arasındaki farktır. Hizmet pazarlamacısı, bu farkın müşteri tarafından olumlu olarak algılanmasını sağlayacak hizmet kalitesine ulaşmalıdır. Hizmetlerin etkileşime dayalı olmaları, müşteri ilişkileri boyutunu çok önemli bir noktaya getirmektedir. Hizmet sunumu ve ilişki bakımından hizmetleri kesikli ve sürekli hizmetler, üyelik ilişkisine dayalı olan ve dayalı olmayan hizmetler şeklinde sınıflandırabiliriz. Hizmetlerin sürekli ve aynı zamanda üyelik ilişkisine dayalı olması, müşterilerin hizmet sunucusu tarafından tanınması anlamına gelmektedir. Müşterinin özelliklerinin bilinmesi, tanınması, hizmet kalite standartlarında müşteri beklentilerinin yakalanmasını sağlayacaktır. Müşteri bağlılığı, müşterilerin istikrarlı bir biçimde aynı mal ya da hizmeti ya da markayı kullanmaları ya da tüketmeleri anlamına gelmektedir. Bağlılık farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Pek çok mal ya da hizmetin rekabet halinde olduğu günümüz piyasa koşullarında tam bir bağlılıktan söz etmemiz çok zordur. Hizmet kalitesi, müşteri bağlılığının oluşabilmesi için çok önemlidir. Aslında hizmet işletmeleri, müşterilerin kendi hizmetlerini istikrarlı bir biçimde almasını istiyorlarsa, istikrarlı bir kalite standardına ulaşmaları gerekir. Hizmet kalitesi ve müşteri tatmini zaman zaman aynı anlamda kullansa da aslında farklı kavramlardır. Hizmet kalitesi uzun dönemli ve hizmet hakkında daha genel bir değerlendirme iken, tatmin daha kısa dönemli ve belli bir hizmetin elde edilmesine ilişkin yargı anlamındadır. Fiyat ve müşterinin içinde bulunduğu durum tatmin üzerinde etkili olurken bunlar hizmet kalitesi üzerinde etkili değillerdir. Parasroman ve arkadaşları hizmet kalitesinin ölçümünü bir model üzerinde göstermişlerdir. Boşluk modeli de denen bu model hizmet kalitesini 5 boyutta inceler. Bu boyutlar güvenilirlik, karşılık verebilirlik, güvenlik, empati ve fiziksel varlıklardır. Hizmet kalitesini etkileyen 5 boşluk olduğu söylenir. Dinleme boşluğu, hizmet tasarımı ve standartları boşluğu, hizmet performansı boşluğu, iletişim boşluğu ve müşteri boşluğudur. Hizmet kalite boşluklarının kapatılması müşteri tatminini sağlayacaktır. Bu boşlukların hizmet işletmeleri tarafından analiz edilmesi, hizmetin sunumu sırasında ulaşılması gereken standartları işletmeye gösterir. İşletmenin bu kalite standartlarına uygun hizmet sunması ve müşteri beklentilerini karşılaması, müşteri bağlılığı hedefine ulaşmak anlamına gelecek. Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Yine kaynak birlikteliği olması açısından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınlarından Müşteri İlişkileri Yönetimi kitabını esas aldık. Soracağınız herhangi bir şey olursa bana Meryem üzerinden ya da mail adresim üzerinden ya da YouTube kanalı üzerindeki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.